Devletin en başında genel başkanın böyle bir demokrasi anlayışı herhalde çok önemli olsa gerek. Şimdi Özgür Bey'den yeri geldi. Sizin Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinize de değinmişken hem o konuşmadan biraz bahsedelim. Evet. Nasıl bir konuşma geçti aranızda? Evet, hem de yarın İzmir'de il seçimi gerçekleşecek. Evet, evet. Onun öncesinde de il başkanlığına Kamil Okyay Sındır aday mı sorularıyla biz çok fazla gazetelerin manşetlerinde sizi gördük. Çıktı. Nasıl gelişmeler yaşandı? Valla tabii Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız görüşme özel bir görüşmeydi. İçeriğinde şöyle genel bir ifadeyle düşüncelerimi aktarayım. İzmir'deki kongre süreci hakkında kısaca bilgilendirme yaptım kendilerine. Zaten bilgi sahibiler. Yani İzmir'i yakından takip ediyorlar. İzmir kendisi için de çok önemli, önem verdiği bir kent. Partimiz için öyle. Aynı zamanda işte daha dün ya da evveli gün resmi gazetede yayınlandı bir yönetmelik Tarım Bakanlığı tarafından. Tarımsal üretimdeki planlamayı düzenleyen bir yönetmelik. Onun hakkında bir bilgilendirme yaptım. Hı hı. Türkiye'deki bu OVP ve bununla ilgili gelişmeler konusunda kısaca bir görüş alışverişinde bulunduk. Ama ağırlıklı İzmir olduğunu söyleyebilirim görüşmemizin. Yani İzmir nasıl gidiyor? Nasıl? Belediyelerimiz nasıl? Seçim sonuçlarında ne düşünüyorsunuz? Diye kendisi sorarak, mesela İYİ Parti'nin aday göstermiş olması, bizim bu konudaki partimizin pozisyonu nedir? Bize zarar demeyeyim de, bize etkisi ne olacaktır? Gibi düşüncelerimi aktardım. Onun dışında yani dediğim gibi ben bunu sosyal medyada da bu kısa öz olarak verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Yani hem benim kendisinden aldığım bilgi ve izlenim hem de kendisine sunduğum bazı bilgiler sanıyorum yararlı olacaktır sonuç itibariyle. İl başkanlığı. Şimdi il başkanlığında benim ismim tamamen benim dışımda. Benim kimseyle bir adaylık için adayım, aday olmak istiyorum düşüncemi ifade etmedim. Yani onu söyleyeyim. Öyle bir düşüncem olmadı. Çünkü daha kendi yaşamıma hani siyasi yaşamımın aktif ve yetkili bir ortamdan pasif demiyorum ama üniversiteye, akademiye dönerek biliyorsunuz öğretim üyeleri siyasi parti üyesi olabiliyorlar. Ancak yönetici olamıyorlar. Fakat merkez organlarında danışmanlık vesaire gibi partiye fikir ve bilgi ve mesleki alanlarıyla ilgili bilgi aktarabilirler. Ben o alanda daha çok partime hizmet ederim düşüncesiyle kendime bir yol çizdim. Ailem vesaire hep yani kendi özel kişisel bazı koşullarımda beni böyle bir yola daha çok sevk etti. Ama partide il başkanlığı yönetim işte için il başkanlığı için beklenti ya ben bu parti bana çok şey kazandırdı. Benim verebildiğim de olmuştur mutlaka. Tabii karşılıklı bunlar. Bireysel bilgim, birikimim, deneyimlerim, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ne varsa bunlar üzerinden bu partime, örgütüme, partilerime ve parti üzerinden partinin siyasal faaliyette bulunduğu Türk milletine bir borcum olduğunu düşünerek, karşılıksız bir borç olduğunu düşünerek o talepleri karşılıksız bırakmama, bu sorumluluğa girme zorunda hissettim kendimi öncelikle. Ve üniversiteye yeni başlamışken hani gerekirse görevimi bir daha geri dönmemek üzere bırakabilirim düşüncesiyle bir yola girme noktasında henüz
düşünür iken tabii genel başkanımızla görüştüm. Mevcut il başkanının kat ettiği bir yol var. Kongre süreçlerinde ilçelerimizde mahalle delegelerinden başlayan bir süreç içerisinde. O da tabii bu konuda bir çaba, mücadele, emek vermiş durumda. Ama partilerimizin bu talebine bir yandan sessiz kalamazken diğer yandan da bir kavga ortamı oluşmaması düşüncesiyle Sayın Genel Başkanımızla da görüşmek suretiyle en sonunda kararımı olmamak konusunda ifade ettim. Adaylarımız var. Sayın Genel Başkanımızın kimse olmasın, tek aday olsun falan gibi bir şeyi söz konusu değil. Uzlaşı olabiliyorsa olsun düşüncesinde ama adaylarımız var ve bir yarış da olacak. Buna partimizin tüm organları, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, bu yarışa hiçbir itirazı söz konusu değil ve gayet medeni bir şekilde şu anda görünen 3 adayımız var. Mevcut il başkanımız Şenol Aslanoğlu, Sayın Şakir Başak, eski Konak ilçe başkanı ve Sayın Aytekin Tulus, o da eski Konak ilçe başkanlarımızdan. Hepsi nitelikli, geçmişteki yaptıklarıyla yaptıklarını teminatı olan arkadaşlarımız, partilerimizin iyi tanıdığı, yakından tanıdığı arkadaşlarımız. Mesela bir yarış olacak. Şey belli mi? Çarşaf liste, blok liste. Çünkü bir ara Bornova ilçe seçiminde de Atilla Sertel'in de böyle dile getirdiği bir noktaydı. Evet. Yani şimdi şöyle, tabii bunlar kongre delegelerinin bir kararıdır. Dolayısıyla il delegelerimizin bu konudaki iradesine kongrede saygı duymak durumundayız.